Nerede, nasıl bir evde, nasıl bir odada yaşadığı merak ediliyor. Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı odanın fotoğrafları internette yayınlandı. Bakın o odada ilk bakışta hangi ayrıntılar göze çarpıyor? Söylenecekleri söyleyeyim. Nefsimi karıştırdım. Sesimi ayarlayamadım. Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen, 10 yılı aşkın süredir Amerika'da, Pensilvanya'da bir çiftlikte yaşıyor. Başbakan Erdoğan Türkiye'ye dön dedi. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Gülen cevabını vermişti aslında. Bir kez daha yineledi aynı mesajı. Kusura bakmayın, gelemem dedi. Bu talep eden arkadaşlarımız, devlet büyüklerimiz, kusura bakmasınlar, burada kalacak, yaşayacağım. Cemaate yakın bir internet sitesi Amerika'daki Gülen'in yaşadığı odanın fotoğraflarını paylaştı. İki kare. O fotoğraflarda yere yakın bir yatak, çalışma masası, sandalye, askı, ısıtıcı, ısıtıcının üzerinde havlu ve gömleği ve birkaç komodin ilk bakışta görülüyor. Gülen'in başucunda ise büyük bir Kur'an-ı Kerim var. Oda belli ki çok sıcak oluyor. Hem yatağının başında hem de çalışma masasında iki küçük vantilatör, yatağının sol tarafında yelpaze var. Sağ tarafında ise bir tesbih ve el feneri. Gülen yatarken ilaçlarını da yanından ayırmıyor. Çalışma masasının bir köşesinde mavi bir klasör, üzerinde fasıldan fasıla yazıyor. Gülen'in yazdığı kitaplarla aynı isimde. Masanın bir başka köşesinde de Gülen'in kullandığı kokuların şişeleri görünüyor. Yer halı flexle kaplı, üzerine de bir halı ve seccade serili. Halının üzerinde çınar ağacı motifi. 1926 yılında Said-i Nursi'nin sürgün edildiğinde geldiği Isparta'nın Barla ilçesindeki çınar ağacı resmedilmiş. Said-i Nursi, Risale-i Nur külliyatının 1/4'ünü o çınarın altında yazmıştı. Kendi ülkemde ölmeyi ve mübarek anneme ayaklarının dibine gömülmeyi arzu ederim. Bunu da benim vasiyetim sayın.